7 Ağustos Pazar, Bir Gün Gazetesi, Merdan Yanardağ, Sosyal Demokrasi mi, Devrimci Demokrasi mi 1. Cumhuriyetçi sol belki de son 40 yıldır gerçek anlamda ilk kez iktidara en yakın konumda olduğu tarihsel bir eşikte bulunuyor. Bazı kamuoyu araştırmalarında CHP ya birinci parti olarak çıkıyor ya da çok az farkla ikinci parti oluyor. Siyasal İslamcı AKP iktidarı ise %30 eşiğinde bir direnç göstermesine karşın, ki bu durum başlı başına bir inceleme konusudur, giderek artan bir hızla çözülüyor. Diğer bir ifadeyle AKP ve MHP çekirdek oylarına, tabanına doğru daralıyor. Millet İttifakı'na öncülük eden CHP, kamucu ve cumhuriyetçi karakteri hayli aşınsa da hala sol adına en büyük kümeyi temsil ediyor. Demokrasi güçleri ve ilerici kamuoyu bakımından önemi de bu özelliğinde yatıyor. Durum böyle olunca sadece partililer değil, toplumun önemli bir kesimi de CHP'yi tartışıyor. Sosyalist sol içinse zaten bitmeyen bir tartışma alanı ve bir eleştiri nesnesi olma özelliğini koruyor. Bu tarihsel dönemeçte sadece belli bir seçmen kitlesi değil, seçkinler de CHP'ye yöneliyor. Cumhuriyet burjuvazisinin seküler kesimleri, beyaz yakalılar, çeşitli sendika ve meslek örgütlerinin yöneticileri, uzmanlar ve toplum liderleri CHP'nin politikalarını birebir benimsemeseler bile her zamankinden daha fazla ilgili görünüyorlar. Bir siyasal hareketi ya da partiyi iktidara taşıyan temel etkenlerden biri seçkinler mutabakatı diye tanımlayabileceğimiz siyasal süreç içinde kendiliğinden oluşan toplumsal durumdur. Öyle ki söz konusu seçkinlerin CHP'ye yönelik kimi eleştirilerini geri çekmeye ya da askıya almaya başladığı gözleniyor. Bu mutabakat CHP ve Millet İttifakı'nın mevcut düzenin sınırlarını pek zorlamayan, ancak aşırılıklarını ve kötülüklerini törpüleyecek restorasyoncu bir iktidar konusunda oluşuyor. CHP'nin önemli bir rol oynayacağı tarihsel bir kavşağa, çatala yaklaşırken bu partinin kimliği konusundaki belirsizliğin devam etmesi ilginç bir durum oluşturuyor. CHP kendi tarihsel mirasına, devrimine, cumhuriyetine, örneğin laikliğe sahip çıkmak konusunda güncel politik nedenleri öne sürse de önemli bir tereddüt yaşıyor. Örneğin dinciliğe karşı laiklik, Osmanlıcılığa karşı cumhuriyetçilik ilkelerini savunmuyor. Din düşmanı ya da darbeci diye yaftalanmaktan korkuyor. Ama korkunun faydası olmuyor. Zaten ne yaparsa yapsın bu sıfatlarla suçlanıyor. Gelelim kimlik konusuna. Bilindiği gibi son 30-40 yıldır siyasette en çok duyduğumuz kavramlardan biri sosyal demokrasi oluyor. Dolayısıyla CHP gerçek bir sosyal demokrat parti olmalı ya da CHP sosyal demokrat özüne dönmeli gibi öneri, görüş ve eleştiriler sık sık karşımıza çıkıyor. Peki sosyal demokrasi nedir? Dolayısıyla sosyal demokrat kime denir? Sosyal demokrasi iyi bir şey midir? Yoksa solda önemsiz bir ayrım mı? O halde sosyal demokrasinin tarihsel ve düşünsel kaynaklarına biraz daha yakından bakalım. Nasıl bir geleneği temsil eder? Bizim gibi ulusal bağımsızlık mücadelesi veren ve feodal din devletlerini yıkarak demokratik devrimler yapan ülkelerde sosyal demokrat partiler olur mu? Devam edelim. Sosyal demokrasi sanılanın aksine siyasal tarihte ve literatürde saygın bir kavram değildir. Batıya özgüdür. Sınıf mücadeleleri tarihinin bir ürünüdür. Solun tarihinde sosyal demokrasi belli bir dönemden sonra işçi sınıfına ve halka ihanet anlamına gelir. Batıda sosyal demokrat partiler esas olarak büyük bir sağa savrulmanın, emperyalizm ve sermaye sınıfıyla uzlaşmanın sonucunda doğmuştur. Tarihsel ve siyasal bir saptama olarak belirtelim ki CHP klasik anlamda sosyal demokrat bir parti değildir. Olamaz da. Daha önemlisi olması da gerekmez. Bu kavramsallaştırma ya da kimlik arayışı üzerinden partinin siyasal safını belirleme çabası çok anlamsızdır.
Bu nedenle CHP'ye sosyal demokrat bir kimlik biçmek fazlasıyla sentetik bir tutumdur, doğasına aykırıdır. Öncelikle belirtmeliyiz ki merkez kapitalist ülkelerin sosyal demokrat partileri, başta Türkiye'de olmak üzere demokratik devrimlere ve ulusal kurtuluş mücadelelerine karşı çıkmış, dahası kendi ülkelerinin egemen sınıflarının emperyalist paylaşım politikalarını desteklemiştir. Batılı beyaz adamın dünyanın doğusuna ve güneyine medeniyet götüreceği şeklindeki sömürgeci yalanını benimsemiştir. Örneğin İngiliz İşçi Partisi ve Fransız Sosyal Demokratları Türk devrimine, aydınlanmasına ve ulusal kurtuluş mücadelesine karşı çıkmış, dahası utanç verici bir emperyalist paylaşım belgesi olan Sèvres Anlaşması'nı savunmuştur. Türk devrimine ve ulusal kurtuluş mücadelesine destek veren başta Sovyetler Birliği olmak üzere sosyalistler, komünistlerdir. Bu anlamda Batılı sosyal demokratlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun da CHP'nin de karşısında yer almıştır. Kurtuluş ve kuruluş günlerinde sosyal demokrasi CHP için düşman saflarındadır. Kuvayi Milliye'nin dostları ise komünistlerdir. Falih Rıfkı Atay, Çankaya adlı kitabında bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet devrimi sürecinde Büyük Millet Meclisi'nde ortaya çıkan birinci ve ikinci grupları değerlendirirken, kendisinin de içinde yer aldığı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yanlıları ya da Kemalistler için kendimizi solda görürdük der. Bu değerlendirme büyük ölçüde doğrudur. Çünkü gruplardan biri bağımsızlıkçı olmasına karşın hala hilafetçi ve bu dolayımla padişahçıdır. Diğeri ise hem bağımsızlıkçı hem de cumhuriyetçi ve bu anlamda demokrattır. Peki ülkemizde bu sosyal demokrasi nereden çıktı? Anlatalım. Türkiye'de CHP geleneğini sosyal demokrat diye nitelendirmek 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ortaya çıktı. Bu adlandırma, ülke henüz 12 Eylül darbe yönetimi altındayken 1982 sonrasında önce Erdal İnönü liderliğindeki Sosyal Demokrasi Partisi SODEP, ardından da Sosyal Demokrat Halkçı Parti SHP örgütlenmesiyle başladı. Çünkü darbeciler Türk İslam Sentezi adını verdikleri dinci, faşizan bir çizgiyi resmi ideoloji haline getirmeye çalıştıkları halde meşruiyet alanlarını genişletmek ve tarafsız oldukları yalanına halkı inandırmak için ısrarla Atatürkçü bir görüntü vermeye çalışıyorlardı. Bu durum CHP'lileri tepkisel bir yaklaşımla yeni kimlik arayışına yöneltti. Oysa darbeciler sivil ve askeri bürokrasiden Kemalistleri de tasfiye ediyordu. Bu kırılma nedeniyle sosyal demokrasi bir kavram olarak üzerinde fazla düşünülmeden, tartışılmadan ve sorgulamadan benimsenen bir kimlik oldu. İsmail Cem'in tam bu dönemde 1984 çıkan Sosyal Demokrasi Nedir Ne Değildir adlı kitabı da bu arayışın teorik arka planını kurmaya çalıştı. Oysa CHP'nin tarihsel kaynakları, varoluş gerekçeleri ve ülke tarihinde oynadığı rol çok daha saygın ve Batılı sosyal demokrat partilerle karşılaştırılamayacak kadar onurluydu. 7 Ağustos Pazar, Bir Gün Gazetesi, Merdan Yanardağ, Sosyal Demokrasi mi, Devrimci Demokrasi mi 1.